Mutfağımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere pratik piş tarifiyle geldim. Pişimiz için ilk önce şöyle klasik bir çay bardağı yoğurt, aynı çay bardağı ölçülerinde süt, bir adet yumurta, bütün malzemeleri şöyle güzelce önce bir karıştıralım. Arkadaşlar şurada 3 su bardağı 200 ml su bardağımız unumuz var. Unumuzun birazını şöyle ekleyelim. Üzerine bir adet kabartma tozu ve şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave edip şöyle bir karıştıralım unumuzu üstten. Yoğurmaya başlayalım. Çok pratik arkadaşlar. Hemen çayınız olana kadar yoğurup yapabilirsiniz. Hamurumuzu tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle özleşmesi için de birkaç defa şöyle yoğuralım. Hafif un serpelim. Şu şekilde. Ufak ufak bezeleri alalım arkadaşlar. Cevizden büyük bezeler alalım. Şekilde açtık hamurumuzu ve şöyle beyaz peynirimiz ezdim arkadaşlar. Bu şekilde yapıp şöyle ikiye katlayalım. Kenarlarını bastıralım. Ve şöyle ince bir şekilde uçlarından keselim. Bu şekilde arta kalan hamurlarımızı da birleştirip tekrar yapacağız. Şöyle tepsimize yağlı kağıt koydum. Üzerine alalım bütün yaptığımız pişilerimizi. Tekrardan açalım.
Arkadaşlar pişilerimi şu şekilde tepsiye aldım. Dinlendiler 10 dakika kadar. Ve kızartmak için tavamıza yağ aldım. Yağımızı güzelce ısındıktan sonra ocağımızın altını kısalım. Çünkü içini çekerek pişmesi gerekiyor. Şöyle pişilerimizi birer birer içerisine alacağım. Şöyle üzerine yağ atalım. Daha güzel kabarması için. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar güzel kızardı. Nar gibi. Şöyle çarpalı sevdiğimiz tadımızı üzerine alalım. Arkadaşlar pişilerim hazır. Sıcağı hafif soğudu. Size şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın şöyle su böreği tadında. Bugün böyle sizlere pişiyle geldim. Başka videolarımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın.